1 2 3 1 2 3 9 dersimiz başlayalım. Uyga aytsan hamma qila oldimi yo'qmi? Hamma qila oldimi narsani? Unda hozir bir qator tezda ko'rib ketamiz. Undan keyin darsimizni asosiy qismiga o'tiramiz. Evet. Bilamiz. Button type submit. O type nima degani bu submit o'zi? Ya'ni formni ichida qanaqadir bitta action bo'lishi kerak o'sha. Bittasi nuqas buttonda submit bo'ladi o'sha. Agar hozir menmi, ya'ni o'zi formani bitta ma'lumotni ichida turib ham enter bossangiz submit bo'lib ketadi o'zi. Bilamizmi? Submit o'sha ya'ni endi bu buttondagi holati. Hozir bitta ko'rib olamiz. Hozir men oddiy CSS yozamman. Hozir nima chiqdi? Joyga yana bitta ma'lumotni, ya'ni sonni yozamiz, jo'natishni bossak, jo'natib yuboradi. Ammo bitta distance value bo'ladi. Endi hozir bitta bu yerda ko'rib olamiz. Hozir buni bittani qo'yaylik. Use live server. Live server ochildi. Buni kattaroq qilib qo'yaman. Elektron pochtamizga yo'llab qo'ysa bo'ladi. Nima qilamiz? Elektron pochtamizga yo'llab. Endi backendga jo'natsak bo'ladi. Pakejlar var, shu pakejlardan foydalanamiz. Endi bu yerda bizda endi bitta naqa bor. Tasavvur qilinglar H2 H2 dan masalan tur qara. Yana qanday turlarda endi borishi. Hozir UL stilga e'tibor bermayapman. Lida endi birinchi naqamiz nima edi? Piyodamidi? Piyoda. İkincisi velosiped, ondan keyin maşina, avtoulov. Ama qanaqa yoziladi samolyot? Qanaqa mı? Ha, bo'ldi, shuna yoziladi. Ondan keyin piyodadan keyin endi biror nima qo'yishimiz kerak bo'ladi, to'g'rimi? İki nokta qilaylik. Span deylik bu yerga. Span ichiga bitta ma'lumot keladi. Tasavvur qilinglar, mana masalan bu yerga bitta son keldi. Zemin tipi şuna kadar logikada kısaya buluradı. Asıfan kama derse bu oldu bir tükür olamaz. Bir adık geldi sonunda. Şimdi bize gibi şu an kıymatı çıkarıp koysa bu oldu. Şu bize ne kalmış? Marramız şu oldu. Şimdi bunu yani sil bir yere poğru çıkarış. Şimdi bunu bilmemiz tamam. Şimdi hazır. Spamdaki yani ID bir koyamız bu oldu. ID. Bugün ne ID bir amız? By foot mu? On foot değil bunda. On foot. Bunge keyin ID. Bye bike. Bye bike. ID. Bye. ID o'zi xolaga narsamiz bersak bo'lar edi, birinchi qiymat son bo'lmasa bo'ldi. Lekin bizga o'zimizga, ya'ni boshqalarga ham tushunarsiz uchun bye lane. Bo'ldi. Endi bilan ishlar pustoy bo'ladi. 10 foot. Bye bye bilan qo'yamiz, ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Keyin formamizga ham ID beramiz, to'g'rimi? Nimaga? Nimaga? Ha, o'sha yangi holat, ya'ni biz formani holatini eshitib turamiz. Biz menda burger menyu qo'yotgan nimaning holatini eshitib turdik. Yani o'sha bitta buttonni, o'sha burger menyu qo'ygan buttonimiz hodisasini eshitadik. Va bizga formani hodisasini eshitishimiz kerak bo'ladi. Hozir bizda endi hamma narsa bu yerda tayyormi? Boshqa narsa qilmayman, ha? Endi ma'lumotni hozir kiritib chiqarish uchun hamma narsani tayyor qildim. Hozir bitta ko'rib olamiz. Hamma narsa tayyor bo'ldi. Endi biz bu narsalarni JS da hamma o'zgaruvchilarni tanlab olishimiz kerak bo'ladi.
Bu nima deyiladi o'zi? O'zi bularni, ya'ni dom elementdan tanlab olish bo'ladi. Hozir mana bu L site form qo'yamiz. Variable, undan keyin o'zgaruvchining nomi, nimadan boshlash kerak edi? O'zgaruvchilarimiz L dan nimaga? Ya'ni element, bu element degan bizda dom elementidan, ya'ni mana HTML elementimizdan, ya'ni dokumentimizdan biz o'sha ma'lumotni olamiz. Undan keyin inputga ham ID beramiz. ID distance deb berdim. L form document query selector bilan get element by class name nima farqi bor? Ha, ya'ni u eskicha usuli, ya'ni query selector u yangichasi. Bu nima degani? Query selector deb qovus ochib, string ochib, ya'ni string ochib, nuqta qilsak class name tanlaydi, ya'ni CSSda qanaqa o'zgaruvchilar tanlayotgan bo'lsa, bu yerda. Bu yerda ham xuddi shunaqa tanlab olaveramiz. Endi bu yerda ham mana bu distance, hozir bu site. Assalomu alaykum. Mana ko'ring. Site, undan keyin bu yerga qo'yamiz. Bu endi classlik uchun bu ID ID'ni mana bunaqa qilib qo'yamiz, to'g'rimi? Nuqta virgullar esdan chiqarmanglar bu. Bor deymiz. Undan keyin bu distance element input distance. Sizlarni mana bu o'zgaruvchilarni yozishinglar ham bor-u? Ya'ni sizlarni, ya'ni qanchadan beri kod yozayotganinglarni ham isbotlab beradi. Chunki agar qancha ko'p kod yozsangiz, nomlanishini ham shuncha ko'p, ya'ni chiroyliroq nomlanishga harakat qilasiz-da. Chunki o'zingizga uchun agar tushunmaydi, agar masalan mana bunday deyishim mumkin. L form John deb. Yoki L bu yerdan L inputdan hozir bitta distance keladi deb uzun yozishingiz mumkin. Yoki L 1 2 3 deb yozib qo'yishingiz mumkin. Ha, har xil yozib qo'yishingiz mumkin. Lekin qancha ko'p yozursangiz, mana bularni to'g'ri nomlayversangiz, ya'ni bu o'zi odatiy bo'lib qoladi. Masalan, biz HTMLda o'zi ya'ni berib olishni bildik-ku. Bitta klinika bitta ism tanlab olamiz. Asosiy bitta ismmi? Yo'q, o'shanga qarab yuraveramiz. L submit attend degan bo'ladi. Bu ham document nuqta query selector. Bu ham keyin string submit. ID beramiz buni. ID submit button buttonni qisqartmasa bular bo'ldi. Endi bularni tekshirib olishni bilamiz-a? Ham tekshirib olardik. Log qilib hammasi bittadan chiqarib olsak bo'ldi. Bittani chaqirib olaman hozir. Live serverni ochganimiz uchun ko'p xatolar chiqadi. Mana form keldi. Endi boshqalarini ham shunaqa qilsak hammasi to'g'ri bo'ladi. Jo'natishni bossak, mana bitta son kiriting deyapti. Jo'natsak, bunda ketib qolibdi. Mana shu narsa ketib qolmasligi kerak bo'ldi. Ha? Endi ham mana shunaqa kerak bo'ladi. Hozir bu yerda biz bitta narsa qilaylik. Bu narsamiz endi keldi. Inputimiz hamma narsamiz, buttonimiz tayyor. Endi yana nimalarimiz bor edi bizda? Yo, endi mana bu joylarimiz bor, to'g'rimi? On foot, by bike, yani shu o'zgaruvchilarimiz ham bor edi. Shularni ham bittadan tanlab olamiz. Endi bu sal boshqa ma'nodagi o'zgaruvchilar bo'lsa, mana bitta enter tashlab qo'yaveraman. Farq yo'q. Bu ham element element bu foot edi. Element foot deb qo'yaverib bo'ldi. Barobar bu ham document query selector. O'zi eng zo'ri, mana bitta bundoq qilib olsak, bitta nuqta tayyorlab olamiz-u. Shunda duplikat qilib qo'yaylik to'rtta. Undan keyin mana bu class name'ini qo'yaylik. Bye bye. Undan keyin mana bu yerga o'tib, ya hozir on foot. On foot qilamiz. Undan keyin by car. By plane. Nimaga bu span, imena span tanlab oldim, bilinmas.
Yo, işte text content sen kozmam mı? Lean ordu ki text content sen piyodan yem kuş varad de. Ama sizi yem kuş varad. Ben imin span uzge kovarma yani malumat imin şu ki gelişin ben 100% bilemem. Pipeline kim bir nokta virgüllerimiz kop gitmesin. Bolu bu lanyan hamastarlı oldu. Şimdi bize de yeni bitten dakik geri boladı. L form nokta add event listener bunu mek geri ilgim ilerdi ya. Kim bir örgü ne yazamız? Function kanal function yazamız bu ki? Yo, ne demez? Function'ımızı, turu var o iki de function'ı bilerdik. Yok, iki kıl function var. Function. Declaration, kim function? Expression. Bu declare formu. Yani declare kılış için ama name'in yanına koyuşmuş gereği. Biz o name'in yazmaya yaparız. Bu function expression. Burası bir de funksiyon. Senin tasavvur kuası bu oldu. Yani nom yok funksiyon. Function expression ki function declaration diye nasıl bu arıydı? Mesela bitti ben daha yetilişe. Mesela. Mesela. Funk. Diye. Arabar. Kim yaptı ki? Function diye yazsak. Ahmet de. Dur. O zaman ne kılıyor size bu funksiyonun bitti yazılış usulü. Kim anlık konuşuyor var? Function. Ya da yine funksiyonumuz namı bir ögü bu işi iki kalı funksiyon. Bunların farkı neydi? Yo yo, bunların farkı. Mesela o bir ögü funksiyonun işe çoğalışı için de makilişim geri gidiyor. Funksiyonun. Yani uzgar uç bir adı console log kılıp bitti tepede gibi ama funksiyonu çakırsam pasta şu uğradı. Eğer tepede çakırsam kanaka error veredi. Reference error veredi. Yani hali ilan kılınmadı. Eğer bir adı funksiyon bir adı üzeri bir adı tepede çakırsam bunda iş uğradı. Bunda declaration kovamız, bunda express kovamız. Ulas express 20 torda varı borarken belki let console oladı. Expression ne kadar? Declaration'da bunu yok eken. Çünkü vasif oldu. Olas mamın express 20 tur eken. Çünkü vasif oldu. İşke tavşıratken mamın turunu express 20 tur da var gibi. Hangisi expression ise bu oldu. Mamın de indi mamın kalitki tur ki vattı. Yani express bu vattı. Deyken hiç kanalı uzgar uçuk ya bu ilan yani biriktirilme yaptı. Dur. Şimdi bir adı, hadi bu funksiyonu alıp taşıyayım ben. Eski derslerimizden bir arıydı. Şimdi bu bir adı bize, bir tane sana kılışımız kere böyle. Ring. Hadi bir adı evet edeyim ben de ye diyeyim ben. Rage ye nokta. Prevent default diyeyim ben ki işe çürük koyamam bu funksiyonu. Az demek ki Mahmut ki ye sana bir şey vuradı. Anladım. Çünkü bize funksiyonu mesela function'da bir asıyı parametre ye, bölge a keladi, virgül b keladi, sen ne diyene bu? Bu diyene bu uzgar uçuyla bilen, nomla olma ben, bölge b malı bilen, yendi işe duramen. Return kılıp a, mesela kopaytırı b kılıp. Mahmut ki kolese ben b mesleği başka bölge son dup koyuşmam mümkün. Ama ben oranı ki başka nasıl dup koyuşmam mümkün. Bu prosto uzunma bilişim için, yani funksiyon bronuma kabul kıladı, o şu uzgar uçuyla, ki funksiyonun içi de bir şey kıladı. Şimdi gibi yok mu? Kaç pasta? Ahmet mı? Nokta iyi mi? Onda bir kılı okul etti. Uzgar için yani başka çıkarışız gerek. Yani funksiyonu iki kıl karkıl kıymat kabul kıladı. Karkıl nomli kıymat. Kere bu iki alasın yani 5-5 gibi kalış mı mümkün? Funksiyonu gibi. Lekin prosto yani uzgar için imin o işler işlet lazım yanlar sizde karkıl kılışız gerek olan. Mesela o da evet dedi yani o da event yani kodtası event değil o da. Bazıda ye de bir azaldı bize, evet de bir azaldı, yani kubra için erliği bulur. Event değil yani halen. Olas bunu ye kılı ben, evet de bir azaldı, yamur uğradı. Evet de bir azaldı, burası bu event değil yani bize yamur başkalı yamur kubra için erdi. Event prevent default buldu. Bundan kim bize? Hazmamit ki, health food,
element bike az bike kodlanan yazayım az bir tanesi kuramız o zaman prasmatrik kodu olman konsol gikraman ana kadar error bir mi yapmayın az bir adam kırsam sana da error olmayken kuralıymış konsol kuramı hiç kanada error yok peki bize kodumuzu ne karasik Elfood diyen narsada ben bir de elon kıyım. Ondan ki yani iki madde elon vardı bu özgür için. Lekin JavaScript hiç kanal hata verme yaptı. Hiç kanal hata verme yaptı. Lekin eğer ben hazır. Bir de tak veriyorum. Hazır. Led de unutmayayım bana. Lekin şu anda bir tanesi çoğum alıyordu. Led de kit olmaz. Şimdi bunu okusayım. Hazır. Syntax error dedi. Elfood has already been declared. İşte bu yani cümles. Mama ilan kılıngan. Sen yani şu özgür için ilan kılasın. Bitti proyekti bitti özgür için fakat bir maddi ilan kısa buladı. Xolos. A var şunu yani inobatga olmaydı. Al bu fakat var bilen led fakat bitti farkı xolos. Xolos şunu için xolos. Farklar yani bir yani birinin işte farkları bu. Az prosto şunu bile oluyla bu oldu. Yani bize de az hata bir maslaki mi olmasın? Üge vazife kovat kendilerde. El foot dediğilerde pastayım yani yani. Az 6. katları, 30. katlarda yani bir foot çakır koyu şeyle mümkün. Vardı. Hata olmadan ikinci de bu tarası. Ha? Şimdi kim istedi? O? Şimdi o şimdi tipiye save masiydi. Mesela o şartta eğer şuna kadar nasıl bulsa hata buluş gereği sizce. Şuna bulsa eğer hata bulgende siz kodiz yani bulayım et olup ne çıdır sonra şunge vaktim getirdim. Eğer şu hata bulgende o şu vakti gitmezdi. Bundan ki hata olup koyuş. Bu oldu yani şuna geldi. Şimdi ben uzgar uçularım mı? Böyle et koyayım ha. Yok hazır sohbet duruyorum. Bir adı yani funksiyonumuz zındıkı bu attı. Bize yani inputten ne malumat geledim. Input distance. Input distance etmen. Nokta. Bu nasıl geldi bize ki? Values geldi mi? O zaman ne kovası yani böyle mesela. Var diğimizde. Input value. Input value. Bu memnunca başta L diye ilgilenmemizde sabahın faydası yani vardı. Mesela input distance'de ben bir adı yani ilan kumak çıkmam. Lekin L'siz bosa bu yani ben JavaScript bu özü iş bu özgür için normal lekin L bosa bu başka şeyde olur. Eğer ben diyeyim ben input value mesela input distance diyeyim ben mümkün. Bazı yerler yani kaytarılıp kovat diyor dişiyle mümkün. Lekin bu kaytarılmıyor çünkü bir adı L var ki iyan kovatlı harf bırak. Yani bu başka başka narsa. Şu özgür için hemen tekinleştirip koymam ben. Input. Ha? Çalkatmıyor çünkü siz başta L de bir hazır işte her daim tam alası doğru mu? L ise bu HTML'den gelirken de L yok olsa o zaman işte JavaScript özde kollayırken kodumuz var. Yine value kere yaptım. Şimdi value'nu biz nakak kualışımız kere, validatsa kualışımız kere. Mesela ben bir de son yazarken de başka enter de bir yazı olsa nakışım kere. Probellerdi. Niye bu zaten nakakada gelip gitirken de. Probel kete yaptı, son kete yaptı, yani probel kete yaptı. Yine string yani yapıldı. Trim kalışımız ki. Trim nümayda kaladı o zaman? Artıkça probiyollarda başına ve okursan altta şeylik ortası denmez. Trim buldu. Trim bu genden ki bunu yönde log kılıp çıkarıyla bitti. Input distance. Noklamız. Input kıyamızdan ki çıkardı. Böyle çıktı malumat. Doğru mu? Yani çıkaramaz yani işle oldu. Az malumat koşmayayım ben. Yönetici basama. Az yine required da optirama. Çünkü az bize yine validatsa kualisi. Yani kiçkine validatsa anıqı işi or gedemez. Ahmet de required da optirama. Yine kuramız. Ahmet yönet olsa. Yönet zaman ki pusta oynarsa gelelim. Çünkü input arasında bir işte hissesi yok. Şimdi bize içimiz gerek. Eğer if eğer input'tan kevotken kıymet
Inputdan kelayotgan qiymat. Kichkina. Kichkina yoki teng 0 ga bo'lsa. Bu nimani oldini oladi? Buni ham. Ki masalan masofamiz endi kasr tepas deydi, to'g'rimi? Bizlar nechiga bo'lsa ham faqat 0 bo'lib qolaradi vaqtda. Shu endi 0 etamiz, endi hech bo'lmasa 1 kiriting deymiz-da endi unga, ya'ni kilometr. Lekin 0 nechidir? Endi 0 dan kichkina bo'lsa, undan keyin return deymiz-da. Return, undan keyin returnga bitta xabar chiqaramiz. Masalan, 0 dan katta raqam kiriting deb. Qadiga endi mana bu yerda endi bu funksiyamizni endi ishga tushirgandan keyin sira chiqadi. Endi returnda shu xabar chiqadi. Lekin shu xabarni endi chiqarishimiz uchun bitta logga solib qo'ysak bo'ladi. Log deb yozamiz. Yoqsak bo'ldi. Alert qilmoqchimisiz, mana bu yerga yozasiz. Alert deysiz, buni xabar yozasiz. Buni ham buni qilib x qilib bu yerga yozasiz. Kimam narsa o'chirib, lekin return obligatoriy bo'lishi kerak. Endi hozir shu return nimaga kerakligini ketamiz hozir. Bunda bo'ldi. Jo'natishga bosaman. 0 dan katta raqam kiriting deb alertda chiqdi. To'g'rimi? Endi konsolga ham chiqsin demoqchimiz bular. Mana ham qolursin. Bu yerda ham qolsin. Bu yerda ham qolsin. 0 dan bo'lib qoldi, mayli. Hozir bitta son kiritaman. Bu jo'naydi. Lekin 0 jo'natsam, 0 dan katta raqam kiriting deyapti, undan keyin 0 dan katta raqam kiriting deb konsolga ham chiqdi. Hozir bizda endi bu yerda bitta narsa bor. Nimaga mana bu konsolim ishlamadi? Degan savol bor. Nimaga? Return bo'ldi. Ha? Returndan keyin ishlamaydi, to'g'rimi? Bu if ichidagi funksiyani mana bu tashqarisida emas u. Mana buni ichiga ham if ichiga qo'ysa u ishlaydi, aniq u. Ya'ni mamatga ham qo'ysam ishlamaydi. Hozir if mamatga chiqaramanda ishlamaydi. Mana bu server bo'lib qoladi. Bu narsaning ismi early return deyiladi. Early return. Bu nima degani? Bizlar mamatda funksiyalarimiz ko'p bo'lishi mumkin, lekin biz o'sha funksiyani boshida kiritilgan qiymatlarni yoki qanaqadir qiymatlarni tekshirib olishimiz kerak bo'ladi. Tushunamiz-a? Masalan, u inputga biz faqat son kiritinglar deganmiz, lekin u yerga harf jo'natib ham jo'natib olsa bo'ladi yoki boshqa narsa yoki simvollar jo'natib olsa bo'ladi. Biz unga aytib qo'yishimiz kerak. Agar sonimiz 0 dan kichkina bo'lsa, qabul qilmagin. Keyin yana bitta shartimiz bor. Masalan, hozir 0 dan kichkina bo'lsa, 0 dan katta raqam kiriting deyapti, to'g'rimi? Masalan, men bu yerga 0 kiritaman, jo'nataman. Va bir yana 0 dan katta son kiriting deyapti. Endi men hozir bu yerda type number deb qo'yganman-da. Mana bu yerda taypini. Mana xitrlik yo'llari bilan buni mana qilishim mumkin. Rasmatrik kodni bosaman, taypini text deyman de endi. Taypini text deyman. Undan keyin mana bu yerga qiymatni kiritib yuboraman. Mana bu jo'natish bitta bo'lsam, hozir jo'natdi, jo'natganini qayerdan bilsak bo'ladi. Hozir mana bu kodni pastga tushirib qo'ysam bo'ldi. Pastga tushirib qo'yaman. Hozir mana buni ya'ni input taypini to'g'irlab qo'yaman. Endi agar backendda yoki o'zimizda tekshirilmagan bo'lsa nima bo'ladi? Yomon holatda. Endi bu yerga men harfni kiritib yubordim. Kiritib yuborganimdan keyin endi qarab turamiz konsolga. Jo'natish bitta bo'lsam, konsolga kelyapti shu xabar. Ha? Agar tekshirilmagan bo'lsa, hozir tekshirish qanaqa bo'ladi? Masalan, hozir biz bitta 0 ga tekshirdik, to'g'rimi? Endi biz endi son yoki son emaslikka tekshirishimiz kerak bo'ladi. Son yoki sonmasligini nima bizga chiqarib berardi? Hozir mana bunga o'taman. Nan degan narsa bor edi. Esingizda? Nan. Hozir mana bunga string beraman-da. Hozir. String. Biz namaz nanni o'zi ham bor edi.
Hozir isdan nimani tekshiradi? Uni o'tgan safar, ya'ni ba'zilar tushungan, ba'zilar tushunmagan bo'lishi mumkin. Ya'ni nanni teskarisini qaytarib beradi. Hozir o'shani bitta ko'rib olamiz. Hozir bizda early return nimaligini bildik-a? Ya'ni if yoki biror nima ichida return degan narsa bo'lsa, u kodni keyingi qismlarini o'qimaydi, ma'lumot kerak bo'lsa million ta anaqa console log yoki boshqacha amallar bo'lishi mumkin, yoki bularda ham funksiya bo'lishi mumkin. Lekin bu tarafga o'tmaydi, shu yerda o'zidan funksiyadan chiqib ketib qoladi. Kim 16-chi qator yopiladi, keyin 45-chi qator kodni o'qishni boshlaydi. Tushunamiz, a? Bo'ldi. Ha? Olib chiqib qo'ysam, ay biz forma tashqariga, endi qarang, bizga u funksiya qachon ishlashi kerak? Qachonki forma submit bo'lganda ishlash kerak. Submit bo'lmagan любой holatda ishlamas kerak. Именно forma ma'lum funksiyaning ichida bo'lishi kerak. Amittami? Hozir bu yerda ham ishlamaydi unda. Hozir if bajarsa bajarmasa ma'lum taraf kodimiz ishlamaydi. Returnni bilishimiz kerak, qaysi tarafda bizga funksiyani kerakli qiymat bajarsin deb koddan chiqib ketdi. Hozir. Mamtam. Bu bittasi mamniki, bittasi mamsarim mamnikidek. Hozir mamsarim mamsarim. Hozir biz endi bu yerga bitta narsani tekshirishimiz kerak bo'ladi. Hozir islandni bitta tekshirib ko'raylik biz. Is not a number. Hozir biz bu yerga bitta son kiritamiz. Hammamiz kichkina bo'lib qoldi. Island. Hozir bu, ya'ni bir string qilsam, bu false beryapti. Bu ya'ni hozir bitta agar bu yerda son qatnashgan bo'lsa, bu son qatnashgan bo'lsa, false qaytaradi. Island son qatnashgan bo'lsa. Lekin qachonki harf qatnashgan bo'lsa, masalan string qo'yaman deylik, lekin baribir son bo'lsa, string qo'yaman mana, son qatnashyapti. Baribir false qaytaraveradi. Lekin qachonki men bu yerga harf qatnashtirsam, o'sha u true qaytaradi qiymatni. Mana, olmam string ichida harfli narsalar bo'lsa, o'sha bu true qaytaradi. Bu nimani bizga tekshirishga yordam beradi? Masalan, inputimizni bu yerga sonmasdek harflar kiritib yuborsak, harflar kiritib yuborsak isnamdan tekshirsak bo'ladi. Isnamni ya'ni bitta zo'r tarafi bu yerga undefined kelsa ham true qaytaradi. Ya'ni ma'lumot yo'q bo'lsa ham, ya'ni ma'lumot umuman yo'q bo'lsa ham true qaytaradi. Pustoy string bo'lsa endi false bo'ladi. Endi bu qiymat bor bo'lgan bo'ladi, lekin funksiyalardan odatdan, ya'ni pustoy narsa keladi. Va bu false qaytaradi. Ya'ni bu qanaqadir qiymat, ya'ni biror nimaga tayyorlanib turibdi deydi. Masalan, bu yerda harf ketdi, bu true ketadi. Isnam bilan biz nima tekshira olamiz endi? Mana bitta aytamiz. 0 bo'lsin. Undan keyin mana bu narsa nima edi? Yoki, to'g'rimi? Yoki. Vayimiz qanaqa edi? Mami. Mami edi va ikkala shart ham bajarilishi kerak. Bizga yetishimiz kerak. Yoki agar 0 dan kichkina bo'lsa endi Nolan kichkina bo'lsa endi ishlagan davomimiz. Yoki is not a numberimiz nima bo'lishi kerak? Input distance kiritib yuboramiz. Input distance endi qiymatlar keladi. Yaxshilab hozir tushunmaylik, qanaqa savollar bo'lsa hozir berib yuboraylik. Chunki keyingi darsga o'tgandan keyin bu narsaga qaytmashimiz mumkin-da. Hozir bemalol vaqtimiz. Ya'ni o'rtacha hozir bitta dars bemalol vaqtimiz bor. Hozir biz ham string bilan yoki mana harfli biror nima keldim yoki tabiiy bitta son keldimi? Keyin biz mana bu yerdagi bitta narsani oldindan mana qilib yuborsak bo'ladi. Hozir mana x qilaman-da. Number deyman. Bu nima qilardi? Number funksiyasi nima qilardi? Yo, number funksiyasi nima qilardi? Birinchi, ikkinchi darsda o'tdik. Number funksiyasi. Yo, number funksiyasi. Ha? Harflar kelsa uni son qilib yuboradi. Masalan, string ichida sonlar keldi. Shu number ichiga solib olsak, number qilib beradi.
Mesela benim hem bitti. Number. Bir anımda açalım bizi. Bir anı kısayım number keledi. Bir anımda kısayık. String keledi. O zaman bir anı hemen kısayık değiştirsek olurken. O zaman bitti. Log diyeyim ben de. Mahmut ki. Number yazdım ben. Ki Mahmut ki bunu okulam ben. İçki mesela Mahmut'u son yazdım. Bu bir. Çekin. Stringli son yazdım. Bundan ki number içki. 6 yazdım. Matın yazdım. Number içki. False diyen yani stringli yazdım. Ki number içki. False diyen. False tipi miydi? Boolean. True diyen kıymet kırdı oradan. Number 0. Yine bu yan rakamı. Yine number gekin. Undefined. Yaka yine tutu işir kuramız buram. Az enter bas hemen. Yine az bir adım ama number'ımız uzun sıkıntıyanlığımız için bu çıktı. Yine kuramız. Sonunu kırdım, sonunu verdi. Mam sonunu verdim, bu yam sonunu verdi. Şimdi string'de, mam string içi de, harfla boruydu. Nota number doğdu. Neydi? Çünkü mam ondan, yani son çıkaramayım ben doğdu. O harfla da, hiç kanakı mantıklı asılsan, hiç kanakı mam ondan son çıkaramayım ben doğdu. Ondan ki, false diyen kıymatımız, boru. False diyen string içi deyi söz. Bu ne metod? Bu söz, mam onu son kılamıyorum, bu sonmaz doğdu. Number diyen funksiyamız string deki sonunu bize son korunuşta kıveredir. Şimdi değil mi yok mu? Azı. Ben karat vereyim. Azı ben bir kere lastik oldur ama. Nasıl olan bir kez paramız? Ama neyim bir kez paramız? Bir tane string bir tane son ki oldu doğru mu? Oramızı. Yine mamın fakat string'i uzun kaldır olma. Fakat string'i uzun. Mamın number içi de. Mem string. Mem string. Yine konsolda koyalımız. Tanıkı çıkadı öyle. Refresh bitti olsamız. Mamı ok çıktı. Bu mamı son korunuşta çıktı. Bu nömeyken bu ok. String. Bu ki? Number. Şimdi mamı string üstünde amalla bacarsayı buladı mı? Yok. Şimdi o da amalla bacarsayı tabii korur. Lekin plus sonunu işletsek. İki de string sonunu plus koysak. Yani hata buladı. Odatdan bize input'tan kiritgan ma'lumotlarimiz string ko'rinishida keladi. Bazadan ham ma'lumotlarimiz string ko'rinishida kelishi mumkin. O'shaning uchun biz son kelish ihtimoli bor joyiga har doim number funksiyasini ichiga qo'yib qo'yamiz va o'shandan keyin qiymatni olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, hozir number ichida not number degan narsa keldi, to'g'rimi? Not number'ni biz mana bu tekshirsak bo'ladimi? Hozir mana bu yerda JS ko'tamizda. Ketamiz. Xullas, number'ga hozir o'girsak, hammasi son kelyapti, to'g'rimi? Ama son gelirken. Kim biliyordu yani bir de kızıkarlı halet. Kızıkarlı halet. Mamlan hazır kalması için bir de aç vuramam. Kalması aç vuramam. Yaşı eti o veriyorum. False, true, null, undefined diyeyim ben. Undefined not a number kaytardı. Nullüm null kaytardı. True diyen sözüm. Sözmez, yani stringmez, adli söz. Yani özgür sıfat edilgen true degan narsa bir qaytarib otdi. 0 ya'ni false ni 0 qaytarib otdi. Значит, tabiiy number degan funksiyamiz false true ni, ya'ni 1 yoki 0 ligini bilib otdi. Lekin boshqa narsalar not number qaytarib otdi. Значит, bizda number degan funksiyamizdan qanaqa qiymatli kelar ekan? Tip tip. Qanday keladi? Not number nima edi o'z tipi? Son. Yo'q. Number edi. Nimaga number edi? O'shani men asosini endi bilyapmiz. Значит, number degan funksiyamizdan chiqqan javoblarni hammasini tipi number bo'lar ekan. To'g'rimi? Ya'ni not number deb javob qaytargan ham o'zi son. Biz endi mana qilib tekshirib olsak bo'ladi, qarab turing. Hozir undefined dan nima keladi bizga? Nan keladi, to'g'rimi? Sonni o'zini va qiymatini tekshirish uchun nima deyish kerak edi? Sonni o'zini va uning tipini tekshirish uchun İşte barobar qilishim kerak edi. O'sha type ni ham tekshirardim. To'g'rimi? Endi mana qildim. Nanga, mana bitta hozir numberdan nan chiqadim, hozir undefined qilsam.
Kimden çıkar dedi, kimden çıkmıyor dedi. Yo, ben bunu uzun, ben hazır. Ben bu fosa ne cevap çıkardı ben bunu? Ha? Not a number çıktı doğru mu? Nan çıktı. Yeni Mahmut'a undefined'den ne çıkardı? Nan çıkardı mı? Nan çıkardı doğru mu? Ha? Peki undefined çıkış gerek. Yo, onu oldan ettik yo. Yani number funksiyamızda. Ne çıkartsak? O bizge cevabı ne kaytaradı? Yani yok ki son kaytaradı, yok ki not a number dedi. Lekin çıkarken cevapların hammasının tipi ne oldu? Number bo'ladi. Shuni esda chiqarmasak bo'ldi. Biz aytdik undefined number'dan not a number degan narsa kelar ekan bizga. Albatta biz aytdik not a number bilan tekshiryapmiz. Bugun javobi nima chiqar ekan? False. Nimaga false? Nimaga false? Javob mana. Hmm? Ben string atsam. Bol çıkalım. Yo, endi şu paytda bir tane senin bilişimiz kere. Notu ne var? Mesela sizge tamam değil. Normal umli bile normal umli değil mi yok mu? Yo, şimdi ge. Yo, şimdi ge. Yani soru abla soru değil mi devamız? Yani soru ağız tabi yani soru ağız simbol iki arası bir bölge değil. Lekin normal ömrü bile normal ömrü değil mi diyen de hamle yok değil. Şimdi hemen de kabul edin. Mesela bitti sonunda 0 gibi olsun ne çıkardı? Anıksızlık. Uzbeç eski ne dedi? 0 çıkıyor. 0 gibi olsun mümkün mazlık koyardı. Lekin onun cevabı anıksızlığı bile. Lekin anıksızlığı bile anıksızlığın tekinleştirse. Tekin çıkardı mı yok mu? Tekin çıkmıyor. Ne demek etsek? 100'ü 0 gibi olamayan anıksızlığı çıkardı. Kim milyonda 0 gibi olamayan. Yani anıksızlığı çıkardı. İkisini birbirine tenginleştirip koysam, onlar da birbirine tengin bu muydu? Anıksız değil, o zaman için teşhir almıyoruz hiç kanakası gibi. Çünkü biz ondan aldığın kıymetini bilmiyoruz de. Değil mi? Mesela 100 bölü 0 anıksız değil çıktı. Anıksız değil olsa onun ne kadar çıkardığını bize bulamıyoruz. Cevabımızdaki burası bu anıksız değil dedi, kolay. Hmm. Kankülatörde bölüp görürsün, notu number çıkardın mı? Evet. Nan çıkardı mı? Nan çıkardı mı? Ha? Yo, yani telefonla da error çıkardı. Kalkülatörle de ne çıkardı? Öyle namı buradan undefined bir tip de error çıkarıp koyardı değil mi? Bol. Yani not a number bile değiştirsek kendi. Arası kendi false bir önünde. Yani bu kıymeti vermeye. Yani de bize bir adı bir tane sana kılalımız yine. O zaman log diyemizdi. Ama ki bitti no string kılıp, no linya kılalımız. Yine Mahmut ki log diyemizdi. Yine bir adına yetemiz. Is not a number. İçin yine bir tane kıymet sorçumuz kere. Hazır bir de son yazalım mı? Böyle gelmeyin o şu sonunu yazıp koyayım. Mesela bir de son korunuşu yazalım mı? Anlık yazdım. Şimdi böyle geliyor o zaman. Bu string diye gelsin. Bir an yayını bitiyor o zaman değil mi? Karat duruyor. False. False deyip kırıksam true'yem kutu şuna çıkardı yani. Bilemez onu. Ben de hazırlandım. Kutu niye yazıp durur ama. Undefined. Yani bir takım atımız var. Ne de bu? None. Şimdi bir de şu logdan çıkaramız. Yine hareket attım. Konkırttım. Bu sonmaz mı? Sonmaz mı? Yok bacı son. It's not a number. Şimdi o Özbekçesi kanal getirildi bu. Mesela bu son mu diye bana dedi. Yok bu sonmaz mı? Sonmaz mı? Yok not doğru dedi. De. Sonmaz mı? Yok. Bu sonmaz mı dedi. Not doğru dedi şimdi. Bu sonmaz mı dedi. Bu yani not doğru dedi. Şimdi demek ki false. Sen false çıkardın. Demek ki false'dan false çıkardım. Yo, hazır ben kare. Bana, eğer bize kıymetimiz son olsa false diye cevap çıkardım.
Şimdi bir olsaydı oldu. Özbekçesi gibi, Kırgızçası gibi, Rusçası gibi, İngilizçası gibi kanal tariflerce tariflerimiz. Biz de prosto is not a number diyen narsamız. Bize eğer son kırtsak, tabi son bulsa o. Bize eğer false çıkaradı. Şimdi bir olsaydı oldu. Şimdi ya tipimiz number bulsa, o şimdi false çıkaradı. O zaman Mahmut'ta false diyen narsanı Mahmut'ta kalsın. Proof false idi, bir de false. Bunu da olamam diye. String'i orap koyamam. Ben turu çıkardım. Demek ki Mahmut'ta false çıktı, bunda turu çıktı. Çünkü bunu number'ı okursam, son çıkar olaydı, doğru mu? O zaman false'ı son'ı okursam, bu string de böyleydi, bunu hiç kanakası hiç çıkar olmayıydı. Ama bu turu'ların boolean'ligini biledi, boolean'ın kıymatını yok ki, bir yok ki null'ligini biledi. Şimdi Mahmut'ta, undefined, son mu? Yani sonmaz mı doğdu? Bu sonmaz, true doğdu. Not a number. O tipi son. Tipi number. Deki ondan hiç kanakası gibi son çıkar olamıyoruz. O yüzden çünkü null'e bölündü şey yapıp düşün hakkı. Biz ondan yani son çıkar olamıyoruz. Yani not a number olup kalır, o yüzden çünkü true olup kalır. Şimdi gel. Bu yani bu bize kendime fayda veredi. Validat sıkıvatkenimizde rastu fayda veredi. Mesela input'e fakat son kırıtsın desek, bize sonunda değiştirişimiz gerek. Doğru mu? Evet. Eğer biz o işe kıymet ki, başka nasıl kırık varsak, mesela mamlarsan bilir mi ki bu fazla plüs'san? Plüs 10'da bir etiket çıkarıp, yani etiket orada. Yani biz eğer plüs bilen teşirsek, mesela telefon rakamlarımız gibi olur diyor. Yemal teşir olsak bulur ki. O da minus dayan bulur adı. Bu ne madde op gitmedi bunu? Plüs yok ki minus 10 da op gitmedi, kalas. Şimdi gel. Trubla, o isen is not a number. Bize ki ne mantı işler bir adı. Ama number ki bize kırtkenler samızı. Tamam mıza? Kırtkenler samızı. Not a number çıkar otken payda diye. Kimadanı? Is not a number ki sosyik. Trub bir adı. Aşağıda sal çayalık başımız mümkün. Number ki teşirgen kıymetlerimizi. Number ki. Hani Mahmut'u teşirdi yok. Number ki teşirgen kıymetlerimizi. Kaysı birleri. Hakiki string. Yani söz bor string. Bu ise. Note number bir kaytaradı. Number diyen funksiyamızı içi koyulu attı bile. Bir adı note number kıldı. Ondan yeni bir adı false diye kıymetli bize çıkarıp verdi. Osman'dan çıktı. Burası Mahmut teşirgeninden kalasın. İmine number'dan bize bir oluyordu. Not a number çıkadı ya ki son çıkadı. Şimdi böyle vasip oldu. Bize başka nasıl kereyemez. Şimdi is not a number. Kutu şunu şimdi tekşir adı. Karama karşılığı iyi. Eğer son bulsa o false kaydar adı şimdi. Lekin son mas o matın bulsa ya ki not a number bulsa o true degen cevap kaydar adı. Şimdi değil mi? Şimdi number bize ki true ya ki false kaytar mıydı? Note number ya ki son kaytaradı. Undefined koysam number ge nima kaytaradı? Number ge undefined koydum. Nima kaytaradı? Note number kaytaradı. Значит, endi ma is note number ichiga undefined koysam nima chiqaradi menga? True chiqaradi. Shunday ekan, agar tushunmasangiz videoni eng mana shu joyini bitta ko'rib olishimiz kerak bo'ladi. Lekin yoki yana bir ikki marta ko'ringlar. Az Mahmut'ta hamasını indi qo'yib qo'yaman. Xolos bu. Undefined. O'zingizlar o'zingizlarga shunaqa shparkalka yozib olsanglar ham bo'ladi. Az not. Tepadan not number chiqdi. Not number endi pastga tekshirilyapti. Number'da. Xullas, bir tane sen bilib olaylik. Bizani funksiyalarimiz iki xil funksiyalar bo'ladi. İki xil emas, yani odatdan bize iki yotgan ma'lumotlar. Bitta funksiyamizni ishga tushirsak, bizani funksiyamiz yoki to'g'ri yoki noto'g'ri degan javob beradi. Ikkinchi funksiyamiz o'sha qiymatni boshqacha ko'rinishga o'g'irib beradi. Tushunamiz? Hozir Mahmudga endi string ichida false deyman. Mahmudga bunday qilib string ichida aniq narsalar kim Mahmudda naqani ichida son 41 54 1 54. Shu endi Mahmudga kerak emas. Tekshiramiz o'shani. Mana
Son kırdım. Son kaytar verdim. String kırdım. Note number dedi. False diyen string kırdım. Note number kaytardı. False diyen yazığını yazdım. Oddiy false diyen string masul. 0 kaytardı. Bögem çıkarıp koyamız. True desem 1 kaytardı. Tabi 0 kaytarsam 0 dedi. Undefined note number çıktı. Bu degani bize string bilan teşirse number dedi. Bize gene kaytarırken note number kaytaradı. Number diyen funksiyamız içiye. Boş bir kıymat kırdık. Oşu kıymatımız string yok ki undefined bize. Note number kaytaradı. Endi oşanı biz is not a number ge teşirsek. Oşu kıymatlarımızı. Agar oşu kıymatımız son bize. False kaytaradı. Lekin sonmas bize. True kaytaradı. Bizim bu basit oldu. Hemen hamas komentari yapıp koyman. Özümüz video işletip koyamız. Bizim bu basit oldu. Endi Mahmut ge bu dünyanı. Number de o'z number ko'rinishiga keladi. Lekin mabodo biz Mahmudga number nima dedi? Backenddan kelayotgan ma'lumot deb qo'ydik shu yerga. Backenddan kelayotgan ma'lumotni biz numberga tekshirmadik. Shundayga numberga tekshirmadik. Lekin is not a number bu yerda son yoki sonmaslikka tekshiradi bu. True yoki false javob qaytaradi. Biz ifimizning ichida nima tekshirardik o'zi? True yoki false degan javobga qarab tepas yoki past ishlasin yoki o'zi ishlamasin. Shuni tekshirardik. Bular ham xuddi shunaqa qilyapti. Mana joyi kim tushunmadi, hozir shuni aytursan. Mahmudda ma'lumot qatdan input distance nima yoki L input distance nima? Hozir mana L mamnimiz hozir, amnimiz. Bizani ham HTML dagi inputga kiritgan ma'lumotimiz. Masalan, hozir mana sonni kiritsam, shu sonimiz Mahmudga tushadi. Mahmudga tushadi. Value bu ham hammasi bundoq bo'lib tushadi shuga. Anlıqa bitti son çıkardı. Eğer bunu aldığım anlıqa probeyalları bulsa, trim oşanı kesiştirdi. Oşanı narsamız number içi çıkardı. Hakiki number korunu çeki oladı. Oz number geladı. Yani string yanki başka malumatı kese, şuna bakalım. İyi mi? Matematikten bilmemiz mi? İki kıl harf var bize de. P var bittiyse. Böyle bulalım ki. P başka çip P'ydi. P Y var. Y'nin kıymeti 2.71 müydü? Ne kadar? En ulayam son değil mi? Bizi prosesinin harf konuşuyoruz olmamız kalır. Az bir adet kredik. Yeni biz dedim ama input distance diyen narsamız. Input distance. Hakiki biz hani input'tan kevotken bir de son konuşta kevotken narsam. Bunun kıymeti yok ki son buluşu mümkün. Yok ki not a number keep buluşu mümkün. Bilemize. Kaçın not a number keladı. Mesela input içi söz koşup koysak not a number geledi. Yani mamut not a number mamut ki kesin. Mamut ki çıkadı. Mamut ki kesin. Ne oladı? True oladı. True olsa ne oladı? Ama funksiyamız şey doğru mu? Nol'dan katta rakam kırdın ya ki mamut yazamız. Son kırdamız. Bundan daha kalıp tam teşirip koysak oladı. Nol'dan kiçkine bozsa mamut if bunda işleginde else mamut ki boyundu. Cevabını haklı koysak oladı. Mesela mamut ki else deyimizde. Bunda kılıp amitte return. 0'dan katta son kritiğini tuttu ama. Az else. If kuruluş gerekiyor da. Az mamın dersine oval işimiz gerek oladı. Else if'den. Kim amitke koyamız? Az çuvamızı mı bu atkendi? Else mi? Az mayit ama 0'dan katta son kritiğimiz. Mamitte rakam kritiğini koyamız. O zaman ne yapalım? Eğer sonumuz 0'dan küçük ne olsa 0'dan katta rakam kırdın dedim. Alert bunun. Doğru mu? Eğer yok ki eğer bu 0'dan katta olsa en az 0'dan katta bu yani, prosesler işliyor değil mi? Az bir branch false bir adı. Eğer bir adı 0'dan küçük ne olsa not a number kere diyor. Not a number olsa false'u o şey için mantıklı bir işlemiydi. Ondan ki pas işliydi. Mesela bir adı rakam kırdın koyduk. Biz bir gün rakam kırdığını koyalımız. Rakam kırdığını deyik. Şimdi bir tane arsana mamutu doğrulak koyma. Input type number rolündeki text koyma. Text ise bence string malumat geledi deyin de. Az bir adım mamut. Refresh bir var ama. Mamut ki az bir projekte son kırdı ama. Son kırdı ama sonumu kaytardı. Doğru mu?
Endi men bu yerda probel qilib, son kirita olaman. Yana jo'natish bo'lsam, yana o'sha sonni qaytaradi. Nimaga? Chunki trim bor edi. Endi harflarni yozaman, jo'natishni bitta bosaman. Raqam kiriting deyapti endi. To'g'rimi? Raqam kiriting chiqdi. Agar 0 kiritsam-chi endi nima chiqadi? Mana katta raqam kiritdim. Endi shuna qilib, ya'ni validatsiyani tekshirsak bo'ladi. Biz endi bu yerda JavaScript o'zi eng asosiy biladigan narsamiz, qaysi joyga qanaqa ma'lumot kelyapti, kim ma'lumotni turi nima? Yo'q, shu ma'lumotni turi true mi yoki false mi? Shuni bilsak bo'ldi. Passwordlargami? Passwordlar do'zi mana, masalan, hamma biladiki, password backendda saqlanadi, backend saqlanadi dedi-yu. O'zi agar odatiy, agar sizni ma'lumotingiz, siz parolingiz umuman bilmaydigan kompaniyada, imini parol, siz parolingiz qanaqaligini ular ham bilishmaydi. Ular ham bilmaydi. Danni ketadi, danni backendga kelgandan keyin backend agar uni saqlab qo'ymasa, sraz uni shifrlab qo'yadi bitta kalit bo'yicha. ID beradi. Masalan, userga bitta ID beriladi, o'sha ID orqali kalitimi shifrlanadi. Type shunday text bo'lmaydi-ki. Uni type string bo'ladi, o'zi shifrlangan narsa, shifrlangan ma'lumot uzun bo'ladi. Siz masalan, siz imini bitta, masalan, Fatxulloh 1 deb kiritdingiz-da, uni bunaqa menga jo'natsangiz, menga o'sha Fatxulloh 1 degan parolni Fatxulloh 1 deb kelmaydi, shifr ko'rinishiga keladi. Uzun string bo'lib keladi. Mana ba'zanda o'sha uzun string anaqa saqlanayotgan. Yo'q, nima? Ikkalasini tekshiraman. Tekshirgandan keyin rostdan to'g'ri ekan, demak, kesi o'tkazaveraman. Unda qanday bo'ladi? Tekstmi? Agar hozir tekst qilmasam, menga faqat number kelardi. Hozir bu yerga number deymanmi? Bunga nima son kirita olmayman deyman bu yerga. Yo'q, deb ko'raman. Litro bo'lsa-da pasport kiritadi-yu. Kecha pasport kiritganda harf qo'shilib ketsa, faqat son kiritadi. Paroldami? Qaysi parolda? Elektron pochtada. Mas harf qo'yish kerak. Yo'q. Boshqa narsalarda o'sha saytda o'sha son kiriting deb qo'yadi faqat. Endi unaqa kamu, lekin o'sha son kiritayotganda tun nomerga qo'yib yuborsa bo'ladi o'shanda. Endi mana bitta hozir jo'natish bo'lsam, faqat son jo'natyapti-yu. Endi mana pustoy jo'natsam endi. Undan katta raqam kiriting deydi. Nimaga? Yo'rasana o'sha tipi 0 ga o'xshagan ma'lumot keladi. Endi mana keyin harf yoza olmayman, hech qanaqasi. Enter bosolman, kirita olmayman. Nimaga? Input type'im o'sha number. Endi odamlar o'shani agar biza normal JS unaqa bo'lib qolmagan bo'lsa, validatsiya tekshirmagan bo'lsa, u shunday qiladi, deyman, number o'rniga text qo'yadi. Text deydi, undan keyin mana bitta textlarni bunday jo'natib, bizdan backendimizga bitta jo'natib yuboradi. Agar backendimizda ma'lumot shunday chiqsa, error beradi, qanaqadir reference error, type error shuni berib qo'yadi-yu. Bo'ldi, bizdan kodimiz ishlamaydi. O'shanda kim bizdan saytimizga boshqada murojaat qilsa, sayt topilmadi deb qoladi. Keyin dinozavrga chiqadi. Agar shu odatdan agar nima deydi? O'zbekchasiga nima deydi uni? Ruschasiga novichok bo'ladi. Endi o'sha novichoklar shuna qilsa, ya'ni tekshirmagan bo'lgan bo'ladi. Endi hakerlaydi bu oson hakerlarga buni hakerlikni biz ham qilamiz, u haker bo'lmaydi-yu. Endi yana bitta narsa bor. Yana bitta narsa bor. Input type password deydi, to'g'rimi? Password deydi. Ma'noqa bo'lib qoladi. Buni hech qanaqasiga ko'ra olmaymiz, to'g'rimi? Ko'z qo'yib qo'yadi. Lekin ko'z endi biz o'sha inspect qilib bilib olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, bitta narsaga kirishimiz kerak bo'ladi. Nimaga bo'lishi mumkin? Masalan, ID deb qo'yaylik. Loginni bosdim, mana buni kirdim. Kirdim-a? Mana bu parolni bilmayapman. Ismi chiqib qolgan, ko'rsatmayapti bu menga. Nima qilaman shu yerda? Rasmatlik kodni bosaman. Nima qilaman? Type password o'rniga text deb qo'yaman. Keyin ko'rsatadi. Ishlaydi. Agar u podskazkada saqlanib bo'lib qolgan bo'lsa. Telefonda yo'q-da. Bitta shu endi u hech narsani muammosi emas, siz biror nima bizmadingiz, yoki ma'lumot kelib turibdi, ma'lumot sizga ko'rinmaydigan holatda HTML ko'rsatyapti xolos. HTMLga biz boshqacha buyruq berib qo'ysak ko'rsatadi. Masalan, u nimada ko'rsak bo'ladi? Windowslarda kim password kiritilgan passwordni ko'ra oladi? Nasturka ichiga kirib, pokazat parol kichikasi bosib qo'ysa, parolni ko'rsatadi. Agar mailda parolni bilmoqchi bo'lsak, bila olmaymiz. Просто share qilamiz, xolos. QR kod.
o'sha QR kod imenni bizning o'sha QR kodni ichiga bekitilgan bo'ladi, login parol bekitilgan bo'ladi. Lekin QR kodni zashifrovkani o'zi, ya'ni qaytadan o'qib kelsam, yo'q, login parolni bilmaysiz xolos. U proses Wi-Fi'ga ulanish kalitini beradi xolos. O kalitdan bir marta emas, ko'p marta foydalansiz bo'ladi, lekin u kalit kod emas. Tushunmoqchi bo'ldi. Otnamitga o'shancha men tekst dedim, chunki tekstdan kelayotgan ma'lumot value string ko'rinishida bo'ladi, a numberda number bo'ladi. Shunda tushunamiz. Endi jo'natib olaman, raqam kiriting deydi. Shunga tekshirib oldik. Endi bu qismlarning hammasini qilib oldik, to'g'rimi? Tanaffussiz ishlaymiz. Hop, mayli, 5 ming ta